Bu hafta Vole'de geleceğe dönüşte geleceğin genç yıldızı adayı Fenerbahçe'den Melih Bostan. Fenerbahçe bir yandan Santrifor transferi yapılır yapılmaz konuşulurken Fenerbahçe'nin elindeki genç Santrifor'a bakalım dedik ki Melih Bostan bu 19 kategorisinde sayılarıyla çok öne çıkmış bir oyuncu. A takım için yeterli mi? Gelişimi nasıl? Evet. Sana soracağım biraz oyuncunun hikayesini anlatayım izleyicilerimize. Sonra teknik analizi scout gözüyle senden rica edeceğim. Nisan 2004 doğumlu bir oyuncu. Nisan 2004. 2016'da keşfedilmiş Fenerbahçe tarafından. 2016'da bir TÜFAT turnuvası var. TÜFAT Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'dir. Burada Fenerbahçeli yetkililer beğeniyorlar Melih Bostan'ı ve seçmeleri çağırıyorlar. Kocaeli, Aydın ve Konya'da bu turnuvanın çeşitli ayaklarında oynuyor. Konya'dan sonra seçmeler için Fenerbahçe'ye davet ediliyor ve Fenerbahçe macerası 2016'da başlıyor. Yani 2022'deyiz 6 senelik bir Fenerbahçeli Melih Bostan. Onun haricinde idolü tahminin var mı? Hepsi modül. <laughs> <laughs> 150 tutuyor yani <laughs> seçtiğimiz oyuncuların 150 su diye bir forvet bu. E, Agüero mu? Seni tebrik ediyorum. Bak gerçekten bu gerçekten konuşmadık bunu ve evet idolü Agüero. Kısa çünkü kısa Santafor. Kim var idol alabileceği? Agüero çok mantıklı bir yol. Tebrik ediyorum. <laughs> Kun Agüero oyuncunun idolü. Ee, Sağ içerisinde arkadaşlarıyla anlaşabilecek kadar İngilizcesi var. E, ayrıca zaten Fenerbahçe geçen sene gittiğimizde Deri Ağzı e, da Fenerbahçe Akademisi'ne orada zaten İngilizce dersi veriyorlar. İngilizce eğitimle de bir yandan e, devam ediyor geçen sezondan beri. Yani günlük konuşmasını yapabilecek kadar İngilizcesi var şu anda. Derdi anlatıcı bilecek kadar geliyordu aklıma. <laughs> <laughs> ne? ne, İngilizce izledi. bilmiyorum. <laughs> Yok Fenerbahçe'de zaten alt da o eğitim Malvartçı var sürekli düzenli olarak. E, biz gittik yerinde de gördük onu geçen sene gezdik. Yani edebiyat Kuşeği var, dersi var, matematik dersi var, bilmem ne, psikolojik danışman, her şey var orada o konuda. Evet. Eren Bayraktar ve Erkan Arda Çağdaş takımdaki kankalarıymış. Hayali bir gün Şükrü Sarıçoğlu zeminine çıkayım ve orada e, Fenerbahçe formasıyla kendimi göstereyim. Sonra da Allah'ın izni peygamberin kavliyle gelip beni istesinler Avrupa'ya transfer olayım. Güzel, güzel hayaller. Evet, e, bunları yapabilir mi? Potansiyelde ne yapması lazım kısmını? Yine sana soracağım. En rahat ettiği pozisyon for zaten. Hı hı. zaten. Ee, ve sol forvet de oynayabiliyor. 4-3-1-2 e, ya da 4-3-3 sistemleri hı. en favori sistemleri. Ee, kendisi için diyor değil mi? Evet kendisi için. Hı hı. Varsa ekstra çalışmasını e, araştırdığımda genellikle vur çalışıyor. Çalıştığı isim de Fenerbahçe altyapısında çalışan Semih Şentürk. Semi Şentürk ile ilgili, e, birlikte son vuruş çalışıyorlar ve fizik kondisyon üzerine yine e, Fenerbahçe antrenörlerinin hocalarının gözetiminde verdikleri programları uygulamaya devam ediyor. E, PlayStation, FIFA'cı hobisi, başlıca e, hobisi FIFA e, bir turnuva da keşfedildi. Bu arada şunu da ekleyeyim sana pas atmadan. E, Fenerbahçe Futbol Akademi'nin bir projesi var şimdi. Her ay bir turnuva projesi. İlk üç turnuva da belli olmuş. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında Fenerbahçe altyapı projeleri düzenleyecek. Böylece hem oyuncular daha rekabetçi bir düzeyde de devam edebilecekler. Hem maç oynama yetileri gelişecek hem işte scout işe kolaylaşacak başka takımlarla karşılaşıyorsunuz. İlk olarak 24 Eylül'de 10 yaş altı takımı düşün seviyede Semih Şentürk turnuvası var. Kavacık Spor, Ihlamur Kuyu, Birlik Spor ve Çamlıca Spor kulüpleri varmış. Toplam 16 takım mücadele edecekmiş. Cumhuriyete e, İtah de 29 Ekim'de de bir başka evet. turnuva var. Sonra da Can Bartu turnuvaları 11 yaş altı takımı devam ediyor. Süper. Bu oyuncuyu e, şu anda ne seviyede görüyorsun? Nereye gidebilir? Eksikleri e, neler? Düzeltmesi için neler yapması lazım? Biraz belki yolda gösterici bir bölüm olabilir teknik analizin. Aslında e, idolü çok mantıklı bir idol. Yani, tahmin etme dedim. Yani, ben de işte çok uzun boylu bir oyuncu olmasam, daha çok çobukluğumla fark yaratsam, bir de gol vuruşlarımla fark yaratacak olsam. Kimi özellikle izlerdim? E, Agüero izlerdim. Melih de idol olarak bir nesir, çok mantıklı bu arada. Ama e, Şimdi önünde iki tane yol var. İki tane mevki belirlemiş kendisine. Sansa oynayabiliyorum. Aslında en çok onu seviyorum. Ama Sol Ford'a oynayabiliyorum. Şimdi gerçekçi düşünelim. Ee, büyük takımlarda Sansa Ford olmak çok zor. Yüzde Yani İmkan alt, bıra bırak bırak altyapıdan çıkmayı ki bir Semih dışında büyük takımları komple düşün. Sadece Fenerbahçe de değil. Semih dışında ciddi şekilde sürü alan Sansa Ford büyük takımlarda altyapıdan çıkan Yok. Ben bir baktım Karadeniz'i maksimum. O da, hemen, o da çok özel yani, bir fizik. Evet. O da çok süre almadı hemen, yön, hani mental sebepten gönderildi ama... E, yani çok fazla örneği yok bunun. E, zor bölge. bölge. Ki hani... Şöyle bir gerçekçi düşünelim. İşte yönetimler ya da taraftarlar, kulüp... Bir ahenk aradığı zaman transfer döneminde, ilk ki o bir alalım, bir, bir sandal alalım oluyor. Tabii. O yüzden o bölge en en iyi semişen Türk bilir. O bölgede oynamak çok zor. Yani bir şeyler gol kralı bile olsan oraya bir tane yani büyük bir yıldız mı gelsin acaba diye bir his oluyor. Ve kredisi de çok olmuyor oyuncunun. Aykut Hoca zamanında Ahmet Can denenmişti bir. Evet. Ee, Ahmet Can'dı değil mi? Kadir hatırlıyor musun onu? Ee, Ahmet Can mı sanki? Ahmet Can'dı. Ve çok çok kısa oldu kredisi de evet. yani. Bir iki maç diye sabredilemedi. Zor bölge. Ee, tabii ki bu da olabilir. Hani Bak ama hakikaten Sergio Aguero tarzında bir adam olman lazım büyük takımlarda. Ee, bu fizikte, bu boyda 9 numaralı oynaman için Sergio Aguero olman lazım. Belli bir seviyede. Yani ne olman lazım? Evet çok uzun boylu değilsindir ama çok kuvvetlisindir. Kuvvetinle sırtı dönük servisiyle yapabiliyorsundur. Ee, evet uzun değilsindir ama yerden o kadar etkilisindir ki driplik beceriyle, daralandan çıkma beceriyle, gol vuruşlarında zaten el davuşta durmuyorsundur. Hı, hı e, takım seni oynatıyordur. Ama daha zorlu bir yol. Daha çakıllı. Daha böyle navigasyonda arıyorsun ya. Daha kısa bir yol, işte daha bir yol gösterir daha kısa ama diyor ki ama artık bilemiyoruz. <laughs> Orada şey kurt mu çıkar, taşlı mı mıcırlı bir yol mudur falan bilemiyorsun. Hani bazı rotalar diyor ki daha az virajlı diye bir e, ibare belirliyor. Daha az virajlı olan bir yol var. O da bence Solfred bölgesi. Orada da mesela gözüne kesilmesi gereken oyuncu, Fenerbahçe e, şu andaki A takımında Rossi. Yani Merih için daha doğru, daha stratejik yol bu olabilir. Ya yani ben Rossi kadar oynarım gelecekte. E, bu rolde Fenerbahçe seviyesinde süre alırım. Hatta belki işte Türk kontenjanından yazılacak oyuncu ben olurum zamanla diyebilir. Bu daha gerçekçi bir yol. Çünkü benim burada önüne çıkan özelliklerinden bahsedelim. Hemen daha kafamızda örtüşür. Zaman zaman oyuna girip ikinci santrifor olarak mücadele etmesi de mi zor? Beşinci santrifor yani, diyor ya. Jojo diyor ya, benim dört evet. For um olsun. Şey dört e, çift santrifor oynuyorum. Dört beş isim. Beş isim Hı -hı. istiyorum diyor. Beşinci santrifor da olsa sıkıntı mı? Ee, Yasin Jesus sisteminde çift forvet oynadığı için Hı -hı. E, bir tane işte daha fizikli bir forvet, işte Joshua King daha böyle zorlayıcı bir oyuncu. Etrafında daha böyle tilki atacak bir oyuncu tercih ettiği zaman burada bir rotasyona girebilir. Burada da girebilir. Hı hı. Ama mesela forvet olmak, santafor olmak bazen tek oynamayı da gerektiriyor ya. Ee, o yüzden yani gelecekte sadece cazip için düşünmüyorum. Daha iyi, uzun vadede düşünüyorum. Hı hı. Yol daha zorlu olur. Ama sol forvet gibi bölgede Melih gerçekten topsuz koşuları çok iyi. Ee, özellikle Arda Güler'le birlikte oynadığında Arda Güler çok güzel faydalanıyordu onun topsuz koşularından. hani top atacak yetenek de var zaten Arda Güler'de. Ee, Baya hani kafasını kaldırıp Melih'i gördüğü anda o rahatlıkla o kilit bahsede bırakıyordu. Melih de o topları gidiyordu. Hem topsuz koşu zamanlaması zekası iyi hem de hızı da iyi. Ee, topla buluştuktan sonra gol vuruş becerisi de şu anki seviye için hani kendi yaş katı görürsün iyi zaten yani gol sayıları da gayet iyi. Tabii. Ee, ve çalıştığında şöyle anlıyorsun oyuncunun. Hani gol özellikle çalışıyor ya. Muhtemelen e, ters ayağında çalışıyordur. Ki çalışmalı da. Bence hücum bütün hücum oyuncularının bunu yapmak zorunda. E, ben Messi de bile Messi de bile iki şey yıldan yıla çok gelişti. Messi adam zaten Messi. E, ama iki şey de gençlik dönemiyle ve olgunluk çağı arasında çok değişen iki özellik. Birisi Frikik. Bak ilk zamanlar çok iyi Frikikçi değildi. Ama o kadar çalıştı ki korkunç bir free oldu. İkincisi de sağ ayağı. Sağ ayağıyla da bayağı yakın direklere bitirmeye başladı olgunluk döneminde. O yüzden hücumdaki bir hücum oyuncusunun iki ayağını kullanması lazım belli bir seviyede. Melih bunu belli ki çalışıyor ve onu yani gelecekte Fenerbahçe'de süre aldırabilecek özellik olabilir. adam eksiltme becerisi böyle inanılmazdır. Aslında tam Rossi gibi. İnanılmaz böyle teknik bir oyuncu değil ama hızıyla adam eksiltebilir ya da önünü boşaltacak kadar topu dürtebiliyor. Kendi yaş katı göresinde. O yüzden ben böyle Rossi modeline çok benzettim. Gelecekte işte bu gol vuruş becerimi, biraz fizimi geliştirirsem yani ben bu pozisyonda bir süre alırım diyebilir. Melih Bostan Fenerbahçe'nin Nisan 2004 doğumlu oyuncusu anlattık. Biraz önce Ahmet Can dedik onu düzelteyim. Kadir'den destek geldi sağ olsun. Ahmet Han Evet. Ahmetcan, Ahmet Can, <laughs> Ahmet Can karıştı. Ahmet Can Solstöfer. Ahmet Han bir Avrupa Ahmet. maçında da görev almıştı. Zaten Fenerbahçe Avrupa Maçları'nın Santrifor'su çıkma geleneği var evet. biliyorsun. <laughs> Ahmet Han çıkıyor, bir sezon Alper Potuk eliniz, çıkıyor. Elenirsek bakarız. Elenirsek bakarız şeyini Fenerbahçe santrfor transferi yapmadan devam ediyor. Biz Nisan 2004 doğumlu Fenerbahçe'nin santrforu Melih Bostan'ı anlattık. Mustafa Demirtaş da analizini yaptı. Ona bir yol çizdi. Umuyoruz sağlıklı, sakatlıksız, gönlünden geçenlerin gerçekleştirdiği, Türk futboluna uzun yıllar hizmet, hizmet ettiği, belki Avrupa'da çok büyük kulüplerde gördüğümüz bir kariyer Melih Bostanlı olur. İnşallah. E, ağzına sağlık. Senin ağzına sağlık. bizden anlatmamızı istediğiniz oyuncular ya da böyle ekstra bir bölüm varsa belki alt ile ilgili başka konuda olabilir. Lütfen bize yazın beğenilerinizi Bu bölüm için özellikle istiyoruz çok önemli bizim için. E çünkü bu ciddi hazırlandığımız ve gerçekten sadece genç futboluna destek vermek için yaptığımız bölüm çok evet. popüler bir iş değildi. Biz bunu yapmaya başladığımızda Arda gülerler çıkmamıştı. Evet, evet. E, bunu yapmamız aslında o işte popüler hale geliyor kulüpler de buna birazcık yatkın hale gelmeye başladılar. Katkımız olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bence de. E haftaya yeni bir programda görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. kalın.